Herkese yeni bir Atlıyız videosundan merhabalar. Bugün elimde 5... Zonki 3-4. Herkese yeni bir Atlıyız videosundan merhabalar. Bugün elimde 5 farklı model var. Bunların birkaç tanesi çok efsane modeller. Birkaç tane dediğim 2 tanesi. Onun dışında bir tanesi unuttuğum bir model. Bir tanesi çok spor araba, bir tanesi de uzay gemisi. Ne kadar alakasız şeyler. Evet, yoğun bir baskı altında çalışıyorum burada. Neyse, devam edelim. Şimdi teker teker bir beşer araca bakalım. Bir adet Big Air Bel Air var. Bu 2021 videosu. 2021 videosu. 2022. Bir adet Big Air Bel Air var elimde Chevy'nin. Bu 2021 serisinden kalan bir araç. Ben bunu almışım. Hatta ilk Hot Wheels biriktirmeye başladığım zaman bundan 1,5 sene önce falan olması lazım. Neredeyse 2022'nin sonuna geliyoruz, düşünün. 2022. Neredeyse 2022'nin sonuna geliyoruz, düşünün. Bunu almışım, böyle koymuşum, kalmış. Böyle şöyle kalmış, şöyle koymuşum, kalmış böyle. Hiç ellememişim bir daha. Şimdi hazır video çekiyorken açalım dedim. Hazır bir tane daha Big Air Bel Air varken ikisini karşılaştıralım istedim. Şöyle Big Air Bel Air demişken Chevy Bel Air serisi vardı 5 araçtan oluşan. 4'ünü açmıştık 2022'de. Bir tek bunu bulamamıştım. Bunu da inanılmaz bir yerde Şok Market'te buldum. Şaka gibi ama gerçekten böyle duruyordu. Ve bir tane buldum, bir daha da bulamadım. Pardon, ben bulmadım, kameramanım buldu, teşekkürler. Son derece güzel bir tasarımı var. Zaten özellikle şu yandaki logosu falan, logosu değil, amblemi çok hoşuma gitmişti. İki tane Big Air Bel Air açacağız bu bölümde. Bir adet Star Trek uzay gemisi var. Star Trek serisini çok severim bu arada. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Eskileri sevmeyebilirsiniz ama yeni nesiller çok güzel. Yine USS uzay gemisi. USS'in Enterprise NCC-1701 numaralı uzay gemisi. Nasıl bir yapısı var çok merak ediyorum. Daha önce X-Men indi sanırım. Bir uzay gemisini açmıştık böyle standlı falan. Onu da yukarıdaki kartlarda izleyebilirsiniz. Hatırlamıyorum ne olduğunu, adını. O da çok güzeldi. Bunları yan yana sergileyeceğim. Evet, geldi şu anda. Kameramanım yardımcı oldu. Batman değil. Batman değilim. Evet, kameraya küçük bir kafa at. Neyse, birazcık silerim. Videoda çok belli olmasın. X-Jet'ti, hayır. X-Men değil ya. X-Jet. Doğru, bayağı güzel modeldi gördüğünüz gibi. Böyle standlı duruyordu. İkisinin yan yana güzel duracağını düşünüyorum. İkisi farklı evrenden olsalar dahi. Keşke Star Trek'in daha fazla uzay gemisi olsa. Bu gemi Star Trek'in son dizisiydi yanlış hatırlamıyorsam. Star Trek Discovery'deki gemiye çok benziyor. Bu sıçrama yapan gemiye. Onu da izlediyseniz bilirsiniz. İzlemediyseniz de mutlaka izleyin. Son derece güzel. Şurada göstereyim. Bir adet Aston Martin Valhalla konsept var elimde. 007'nin 60. yılına özel olarak yapılmış, lisanslanmış. Son derece güzel bir James Bond aracı. Gri bir tasarım var. Daha önce bir tane daha James Bond aracı açmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Bir önceki Screen Time serisinde maviydi. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Bu da son derece güzel spor bir araba duruyor. Bakalım, Aston Martin'i severim. Daha birkaç tane daha var koleksiyonumda. Yani spor arabaları çok sevmem de işte severim. Uzay gemisi tasarımları hoşuma gidiyor. Maviydi. Bir adet bu bölümün favorisi Mercedes-Benz 500E var. Bu aracı Şok'ta hiç açılmamış bir kutunun içinden buldum. Yani bunu bulmak için Toy Shop'a gittim, sordum. Dediler ki şurada bir şubemiz var. Bana aşağı yukarı 1,5 saat mesafe uzakta bir şubede vardı. Oraya gitmeyi göze almıştım ama Şok Market'e girdim. Mantığı almak için. Bunu buldum, çıktım. Mercedes'in çok sevilen modeli. Siyahı vardı, çok sevildi. Ben kırmızısına denk geldim ki bence kırmızı daha güzel. Kırmızı her zaman favorimdir. Keşke siyahını da bulabilseydim, orası da ayrı. Bakalım paketleri açalım, teker teker inceleyelim. Şöyle önce artık yıllanmış olan Big Air Bel Air'dan başlayalım. Zaten gördüğünüz gibi kutu falan bayağı yıprandı. Yıpranmış daha doğrusu, ben bunu kenara koymuşum, unutmuşum. Bu Big Air Bel Air'ları çok seviyorum. Bunun aynı arabanın beyazını, mavisini de açmıştık 2021'de. Onların videosunu çektiğimi hatırlamıyorum. Koleksiyonum çok başlarıydı. Bu da kırmızısı. Çok hoşuma giden bir tasarım var. Sadece kahverengi lastiklerini çok sevmiyorum. Bu yıldız jantları zaten araçların hemen hepsinde görüyorsunuz. Küçük yıldız jantlar. Altı gri.
bu griliği mesela şuradan devam ettirmişler, diğerlerine devam ettirmemişler. Bu kısımlar siyah far kısımları. Üstte bir far kısmı var, iç kısım siyah. Tam bir offroad aracı gerçekten. Güzel tarafı böyle baca Blazers yazıyor şuralarında. Yani serinin ismi yazıyor, Blazers. Gördüğünüz gibi. Güzel tarafı işte bunlar, aracı gösteren şeyler. Şurada Chevrolet'in logosu var. Odaklayabilirsem. Yine farklı logolar var sağında solunda. Kırmızının üzerine bu beyaz turuncu renkler çok hoşuma gitti benim. Sarı turuncu arası renkler. Şurada bir Hot Wheels logosu var. Yani tam böyle yarışa özenle hazırlanmış bir araba gibi duruyor. Önde de bir Chevrolet logosu varmış. Herhangi bir far detayı yok. Olmasını da beklemiyorum zaten. Altında yazıyor Big Air Belayı diye. Son derece güzel. Chevrolet'in arabalarına gerçekten bayılıyorum ve Hot Wheels'ta inanılmaz Chevrolet var nedense bilmiyorum. Bol bol Chevy'ler dizilmiş. Ben de bayıla bayıla alıyorum. Egzoz detayları şöyle yan kesimlerde. Şurada küçük siyah iki tarafta da var. Son derece güzel ve sergilemekten keyif alacağım bir araba. Belki lastikleri siyah olsaydı daha güzel olabilirdi. Şöyle onu kenara alalım. Big Air Belayı demişken Chevy'lerden devam edelim. Bu senenin benim için favori serilerinden bir tanesi. Chevy Belayer serisi. Şöyle kutuyu göstereyim. 5 araçtan oluşan bir seri. 5'te 5 hepsini bulmuş olduk. Gördüğünüz gibi mat siyah. Gerçekten gıcır gıcır bir araba. Bunun bu yandaki amblem kısmı çok hoşuma gitti. Get Big Air yazıyor. Yine şurada bir 22 var. Farklı böyle alev gibi şimşek desenleri var. Alev renginde yani. Flames serisine alışık olduğumuz renklerde. Şurada bir Goodyear yazıyor. Blistein yazıyor gördüğünüz gibi. Yine jantlar tekerlekler aynı. Ama tabii bunun mat siyah olması arabayı çok daha güzel gösteriyor. Mesela bunda farklı olarak önde herhangi bir logo detayı yok gördüğünüz gibi. Onun dışında her şey aynı. Mat siyah renk çok hoşuma gitti. İç tasarımı kırmızı. Sıkışık bir iç tasarımı var. Takla kafesi var gördüğünüz gibi. Bunda da var mıymış? Evet, ikisinde de arkada lastikleri varmış. Arka camdan görüyorsunuz yedek lastikleri. Birisi 2021, birisi 2022 model. Aralarında nereden baksanız bir sene var. Şu seriyi göstereyim size. Daha önce izlemediyseniz yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz. Dördünü aynı videoda açmıştık. Bu da beşincisi olmuş oldu. Şöyle 5 adet Chevy. Gerçekten hepsi efsane klasikler benim için. Çok da bayılarak aldığım arabalar. Yine bakın Belayer mesela, bu Big Air değil. Son derece güzel bir rengi var. Ve Impala bu serinin benim için favorisi. Kutulu sakladığım nadir arabalardan. Yani birini açtım, birini kutulu saklıyorum. Şöyle geri koyalım. Big Air Belayer'i şuraya alalım. Gelelim Aston Martin Valhalla konsepte. Aston Martin. Aston Martin. Screen Time serisinin araçlarını gerçekten seviyorum. Ama daha böyle hani animasyon filmlerinin araçları olsa çok daha güzel olabilir. Böyle gerçekçi arabalar bu seride çok hoşuma gitmiyor. Yine de kaçırmadım, aldım. Aston Martin. Yani önde logosu var. Önde iki far detayımız var. Arkada herhangi bir far detayı yok. Zaten far detayı yapacak çok yer de yok. Altını göstereyim şu şekilde. Aston Martin Valhalla yazıyor. Gri bir rengi var ama böyle mat da değil. Parlak bir gri. Son derece güzel. Yani araç zaten güzel tasarlanmış. Bu uzay mekiği tasarımlı spor arabalar herkesin hoşuna gider diye düşünüyorum. Dikkat çekici araçlar. Çok alışık olduğumuz yine kollu kollu bir jantı var. Tamamen siyah. Zaten siyah ve gri üzerine araç tamamıyla. Soldan direksiyonlu. İçini gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Önde büyük bir camı var. Herhangi bir ayna detayı yok. Big Air'larda da bu arada ayna detayımız yoktu. Şöyle kenara alalım. Gelelim uzay gemisine. Bu videonun başı bayağı kargaşaya döndü. Umarım düzgün montajlayabilirim. Discovery'nin uzay gemileri, yani Discovery diyorum. Dizden alışık olduğum şekilde söylüyorum. Star Trek'in uzay gemileri son derece güzel. Standı şu şekilde çıkabiliyor. Bu standı. Buna gerek yok. İçinde altında hiçbir şey yazmıyor. Şuralara plastik gördüğünüz gibi. Bayağı da esnek. Zarar görmemesi için iyi saklamak lazım. Üstünde yine geminin adı yazıyor. Bunun adı alt kısmında yazmıyor. Yani aynen filmdeki gibi. Şurada Mattel falan yazıyor ama gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Herhangi bir başka bir şey yazmıyor. Şurası birazcık dökülmüş. Boya kısımları çıkmış. Olabilir çünkü normal Hot Wheels arabalar gibi değiller. Farklı kalıplardan çıkıyorlar. Ama son derece güzel bir görünüm var. Yani bunu filmde izlemediyseniz, yani filmde ya da dizide, film dediğime bakmayın, dizilerde izlemediyseniz mutlaka izleyin. Bu gemiler inanılmaz güzel gözüküyorlar.
Belki buna özel böyle bir yıldızlı mıldızlı bir diecast yapabiliriz ileride. Yani güzel fikirlerim var ama pek vaktim kalmıyor. Bu da tamamen plastikmiş bu arada şu kollar. Farklı bir görünüm sunuyor. Şurada böyle bir göz gibi sanki motor detayı yapılmış. Daha çok nazar boncuğunu andırıyor gördüğünüz gibi. Şu şekilde standı ile birlikte sergilenecek bir uzay mekiği. X jetle yan yana güzel duracaklarını düşünüyorum. Yerleştiremedim. Lan. Annemizden yardım alalım. Annemizden yardım almayalım. Evet, ters koyuyormuşum standı. Şöyle X jetle yan yana düşünürseniz gözüküyor mu videoda? Çok daha güzel görünecektir. Keşke daha fazla uzay gemi... uzay gemisi olsa. Son derece güzel. Şöyle bir koruyucu plastikle çıktı. Çünkü çok ince bir model, kırılabilirdi. Şurada kutuda başka bir şey mi yazıyor? Yani Star Trek logosu varmış. Kenara alalım. Gelelim Mercedes-Benz 500E'ye. 2022'nin favori araçlarından. Tıpkı Honda Civic gibi. Bunu kaçırılmıyor. Özellikle koleksiyonerler bunları bol bol alıyorlar. Ya da fırsatçılar. Sonra internet üzerinden iki katı fiyatlara satıyorlar. Premium model kadar detaylı bir model öncelikle. Şöyle arkada Mercedes logosu var, far detayları var. Ama jant yapısı çok hoşuma gitmedi. Jant yapısını şöyle göstereyim size. Yani bu jantları hemen her seride görebilirsiniz. Bu mesela Rajin Express. Bu arada Rajin Express'ten üçüncüsünü de buldum. Gelecek videolarda göreceksiniz. Sonra mesela Flames'lerde vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Küçük tekerlekli bütün arabalarda var bu jant yapısı. Şöyle Honda'da mesela. O yüzden belki farklı jantlar olsa çok daha güzel görünebilirdi. Belki bu araca kauçuk plastik takabiliriz premium olsun diye. Yani biz de premium'a çevirelim diye. Soldan direksiyonlu, içi siyah, alt, kendisi kırmızı, çok güzel bir tasarımı var. Önde tabii küçük Mercedes logosunu yapamıyorlar kırılır diye. Keşke yapabilseler çok daha güzel olabilir. Tam bir makam aracı. Yani kırmızı makam aracı ne kadar olursa. Aynı detayları var. Yani premium modeller kadar detaylı aslında. Hangi bir premium modelle karşılaştıralım bunu? Mesela Festivagon serisiyle karşılaştıralım. Gördüğünüz gibi önde far detayları, arkada far detayları. Bu arada en kötüsüyle karşılaştırıyorum. Bunda far detayı yokmuş. Skyline'la. Şöyle Audi ile karşılaştıran biraz daha yakın dönem olsunlar. Arkada far detayları, plaka detayları gördüğünüz gibi aynı. Bunda mesela Hot Wheels yazıyor plakada sadece fark olarak. Önde far detayları, logo detayları aynı. Sadece lastikleri kauçuk bunun. Belki bunda lastiklerini kauçuk yaparız. İleride değiştirebiliriz. Diyorum, sonra bunları orijinal saklamak aklıma geliyor. Yani orijinal saklamayı tercih ediyorum. Orijinal bir şekilde saklıyorum. Bilmiyorum, belki bunu değiştiririz. Biraz öndeki Mercedes logosu kayık. Görüyor musunuz bilmiyorum. Küçük bir logo olduğu için gayet normal. Son derece içime sindi. Yani çok hani böyle bu tarz arabaları sevmem aslında. Mafyavari arabalar değil. Daha çok ben klasik araba taraftarıyım ya da spor arabaları severim. Yine de içime sindi. Kapış kapış giden bir modele şokta rastlamak da ayrı bir tuhaf. Yani mantı almaya da gelip Mercedes alan bir tek ben varımdır herhalde. Böyle de lüks bir hayat yaşıyorum. Gelelim bu bölümün benim için favorisine ve bonusuna. Disney Pixar'ın arabalar serisinden Ramon var elimde. Hidrolik tasarımıyla. Kutuda görüyorsunuz zaten, son derece havalı bir araba. Ramon'un bir repliği vardı, yavaş ve alçaktan bebeğim diye. O asfalt kısmını hatırlıyorsanız filmden. O andan beri Ramon'a hayran kalıyorum. Hatta McQueen'den bile daha çok seviyor olabilirim Ramon'u. Ramon hidrolik yazıyor gördüğünüz gibi her tarafında. Belki bunları da biriktirmeye başlayabiliriz. Kutuları falan çok güzel ama fiyatları biraz pahalı hatırlıyorsunuz göre. Belki böyle hani tek tük arada videolarda olabilirler bonus olarak. Ama Ramon'u gördüğümü kaçırmadım. Keşke pişman olduğum bir durum var. Ben daha önce Filo'ya falan denk gelmiştim. Ramon'un eşine. Onlara denk gelmiştim. Keşke onları bulmuşken alsaydım. Yani Ramon'la yan yana sergilemek güzel olabilirdi. Gördüğünüz gibi Hot Wheels çok daha büyük bir model. Yanda alev desenleri. Hop düşürmeyelim. Nazara geliyor hemen. Çok güzel bir gülümsemesi var. Bıyıkları, gözleri. Yani arabalar filminin araçları neyse, uzun süredir biriktirmek istiyordum açıkçası. Ancak bulabildim. Yani daha önce Ramon'u bulamadım diye mesela McQueen'i de almamıştım. Artık belki tek tek videoda görürsünüz. Eğer
istiyorsanız gelmesini, belki bunları seri haline de getirebiliriz. Hani bunları da beşer beşer açabiliriz. Bunu mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Son derece güzel lastikleri var, gördüğünüz gibi detaylandırılmış. Tabi Hot Wheels'tan büyük model olduğu için detaylandırmak çok daha kolay. Ve bunlar karakter oldukları için figür gözüyle bakılabilir bunlar aslında. Şöyle arkada far detayları var. Şu eğim çok güzel. Yani Ramon'un zaten yapısı çok hoşuma gidiyordu. Her bölümde farklı rengi boyanması da çok güzel. Benim favori karakterlerimden bir tanesidir. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bunu da paketini açmış olduk. Şöyle kenara alalım. Zaten videotekte yakın çekimlerde mutlaka aralara gireceğim. Bu videoda açabileceğim araçların hepsi bu kadardı. Umarım videoyu beğenerek izlemişsinizdir. Aşağıdan videoyu beğenerek bana destek olabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.